Merhaba arkadaşlar, Problemler 5 videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzun ekstradan bir adı var. Problemin ne? Herhalde kaç gün önceydi, 3 gün önce falan size topluluktan bir çağrıda bulundum. İsminizi yazmak mı istiyorsanız sorularımda. Bunu dile getirin diye, nasıl sorular istediğiniz dile getirin diye çağrıda bulundum. Siz de bayağı bir bunu benimsediniz herhalde, bayağı yazanlar oldu. Ben de önüme gelenin ismini sorularımla geçirdim arkadaşlar. Güzel sorular yazdığıma inanıyorum. Herhalde 3 soruda falan sizin isminiz yok. Geri kalan soruların tamamında sizin isimlerinizi kullandım. Bundan sonraki kararım da şu oldu. Bundan sonraki her 5. problem videosunda, yani 5'in katları olan problem videolarında, problem 5, problem 10, problem 15 falan, sizin isimlerinizle problemler videosu çekme kararı aldım. Bunların adına da problemin ne koydum. Şimdilik bunları söylemiş olayım ve hemen başlayayım. İlk soru benimle alakalı. Diyorum ki, yaptığı kaliteli işlere rağmen abone sayısı beklentilerin altında kalan Hızlı Kalem YouTube kanalından çarşamba günü kendisine abone olan bazı öğrencilere, bu iletiyi alan her abone ertesi gün arkadaşlarından 3 tanesini kanala abone yapmalı ve bu arkadaşlarına bu iletiyi göndermelidir. Şimdi böyle bir iletiyi alıyorsam, kimden geldiğini hiçbir önemi yok. Bu iletiye uyuyorsam ben 3 arkadaşımı kanala abone yapmalıyım ve bu iletiyi 3 arkadaşıma, başka 3 arkadaşıma göndermeliyim ve bu arkadaşlarıma bu iletiyi göndermeliyim. O zaman her seferinde ben birine gönderiyorsam mesela, o gönderdiklerimden biri de 3 kişiye göndermeli. Onun gönderdiklerinden biri de 3 kişiye göndermeli falan diye bu bir sade zinciri kurmayı düşünüyorum. Hızlı Kalem sade zinciri. Çiftlik Bank yaptı, neden ben yapmayayım diye düşündüm buralarda. Aynı haftanın pazar günü sonunda bu elektronik posta toplamda 31 bin kişiye ulaşıyor ve bu iletinin gittiği her kişi iletiyi sadece bir kez alıyor. Buna göre elektronik posta sayesinde Hızlı Kalem YouTube kanalı kaç tane yeni abone kazanır diye soruyorum. Hemen bakalım arkadaşlar, olayımız şu. Biz X kişiye göndermiş olalım. Bu X adamın her biri 3 kişiye göndereceği için bu arkadaşlar 3X kişiye göndermiş olur. Yalnız bu 3 değil. Ben kendi yazdığım soruyu tanımaz mıyım? Bu 2 arkadaşım. Bu 2 soru. Bu 2. Söyleyeyim, siz de bilin yani. 2 kişiye gönderiyor. Herkes 2 kişiye gönderiyor. O zaman bu 2X kişi de 2'şer kişiye gönderince onlar da 4X kişiye gönderecek. Bu 4X kişi de 2'şer kişiye gönderince onlar da 8X kişiye göndermiş olacak. Böyle böyle 16X, 32X falan yeni yeni abone gelecek. Mükemmel bir olay bizim için. Şimdi bunu çarşamba günü biz gönderiyormuşuz. Bu çarşamba günü gerçekleşiyor. O zaman ertesi günden, yani perşembeden itibaren bunlar oluyor. Perşembe günü 2X kişi alıyor ve abone oluyor. Cuma günü 4X kişi alıyor ve abone oluyor. Cumartesi günü 8X kişi alıyor ve abone oluyor. 16X de pazar günü alıyorlar, abone oluyorlar. Ve pazar gününün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Pazar gününün sonunda bu iletiyi toplamda X, 3X, 7X, 15X, 31X kişi almış oluyor. 31X kişi 31 binmiş. O zaman X'in ben 1000 kişi olduğunu biliyorum. Yani biz 1000 kişiye göndermiş oluyoruz bu durumda. Ama bunların sadece 30 bini yeni abone arkadaşlar. Çünkü bu baştaki X yeni abone değil. Onlar bizim abonemiz zaten. Şimdi sorun cevabı 30 bin ama biz bunu yapsak tahminen teoride 30 bin olur. Pratikte kesinlikle sıfırı yapıştırırlar alnımıza. Geldim ikinci soruma. Fadime isimli abonemize armağanımdır. Hiçbir yerde ismine rastlamayan Fadime defterine 60 kere ismini yazıyor. Sonradan defterine bakan Fadime ismine her yazışında sadece bir sesli harf yazmadığını fark ediyor. Yani bazı isimlerin de her yazışında, mesela Fadime yazıyorum, ilk yazışımda işte İ yok, Fadime yazdım. Sonra E yok mesela, Fadim yazdım. Sonra A yok mesela, İşte F-D-İ-M-E yazdım vesaire vesaire. Ve bu şekilde 60 tane kendi ismini yazıyor. Eksik yedik, kendi ismini 60 kere yazıyor. Fadime harflerin sayısını merak edip saydığında 37 tane A, 48 tane İ olduğunu görüyor. Buna göre Fadime'nin defterinde yazan E harflerin sayısı kaçtır diye soruyorum arkadaşlar. Şimdi benim burada gördüğüm şey şu, çok basit bir çözüm yapacağım bu soru için. Her
bir işte eksik Fadime'de, Fadme'de, işte Fadim'de falan, her bir eksik Fadime'de iki tane sesli harf var. Her bir eksik Fadime'de. Zaten hepsi eksik. Burada iki tane sesli harf var, burada da iki tane, burada da iki tane. Hangisinin eksik olduğu önemli değil. İki tane sesli harf var. Yani benim anladığım şey, 60 tane Fadime yazıyorsam eksikli gerikli, 120 tane sesli harf yazmış oluyorum. 120 tane sesli harfin 37'si A, 48'i İ ise kaçı E'dir diye soruyorum. Bu ikisinin toplamı 85, 85 ile 35'i toplarsam 120 yapar. O zaman E harflerinin sayısı 35'tir. Geldim üçüncü soruma. Hidayete armağanımdır. Tıp kazanmak istiyormuş kendisi. Hidayet'in tıp kazanması ile ilgili her şey kitabı var yukarıda görselle. Hidayet çok istediği tıp bölümü kazanmak için yukarıda gösterilen kitabı almıştır. Çünkü kendisiyle alakalı, okusun, tıp kazansın istiyoruz. Hidayet'in hesabına göre kitabı okumaya başladığı ilk gün bir sayfa, bugünden sonraki her gün bir önceki gün okuduğunun bir fazlası kadar sayfa kitap okursa 2Y gün sonra kitabı sonlandıracaktır. Yani benim anladığım şey şu: İlk gün bir sayfa okuyor, ikinci gün bir önceki günden bir sayfa fazla okuyor, üçüncü gün bir önceki günden bir sayfa fazla okuyor vesaire vesaire. Yani her gün hangi gündeyse o kadar sayfa kitap okuyor. Dördüncü gün dört sayfa, beşinci gün beş sayfa falan. 2Y günde kitabı bitiriyorsa 2Y inci günde 2Y sayfa kitap okuyacak ve kitabın sayfa sayısı toplam bu kadar olacak kitap. Yani kitabın sayfa sayısı birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'ydi. Burada 2y çarpı 2y artı 1 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Kitabın sayfa sayısı bu. Yani bu 2 ile bu 2 gider. Y çarpı 2y artı 1'dir derim. Adam bana diyor ki, adam burada benim. İlk gün ilk sayfa, bugünden sonraki her gün bir önceki gün okuduğunun bir fazlası kadar sayfa kitap okursa y günü sonra kitabı bitireceğine göre X'in Y türünden eşiti nedir? Yani birinci gün ilk sayfadan başlayıp aynı düzenle okursam normaldekinin yarısı kadar günde bitiriyormuş. Ne kadar güzel. O zaman birinci gün ilk sayfa okudum, ikinci gün bir fazlası kadar okudum, üçüncü gün bunu da bir fazlası kadar okudum vesaire vesaire. Her gün bir arttırıyorum. Birinci günle Y inci gün arasında Y eksi bir tane gün var arkadaşlar. O zaman Y eksi bir gün kadar artıracağım. Son gün okuduğum sayfa sayısı x artı y eksi 1 olacak. Sıfırdan y eksi 1'e kadar y tane terim vardı diye de düşünebilirsiniz. Ve bunların toplamı benim yine kitabım olacak. Hidayet'in tıp kazanması ile ilgili her şey kitabının sayfa sayısı olacak. O zaman benim burayı toplamam demek. Y gün var burada. O zaman y tane x var. Bir de birden y eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı var dikkatinizi çekiyorsa. O zaman o da y eksi 1 çarpı y bölü 2'dir diyeceğim. Şimdi ben bu ikisini birbirine eşitleyeceğim. Yukarıda y çarpı 2y artı 1 var. Aşağıda y parantezinde x artı y eksi 1 bölü 2 var. Budur. Y'lerin gittiğini görebiliyorum. Yani y sıfır olamaz. Çünkü sıfır günde biten bir kitap. Öyle bir şey yok. Y'yi sildim o yüzden. Sıfır anda böyle. Bakar bakmaz bitiriyorum. Öyle bir şey olmadığı için. Y'leri silebilirim sıfır olamadığı için. Her tarafı 2 ile çarpsam 4y artı 2 eşittir x artı burada 2x artı 2 ile çarptım. Buradakini 2 ile çarparsan payda gider y eksi 1. Karşı tarafı alsam arkadaşlar 3y artı 3 eşittir 2x olur. X eşittir 3y artı 3 bölü 2 olur. 3y artı 3 bölü 2 olacak. X'in y türünden eşittir dedim ve 4. soruya geçtim. Mehmet Bakkal, bu da Mehmet Bakkal'a hediyemdir. Bakkalına yine gelen çikolatalı gofret ile çikolatalı barın fiyatlarını birbirine karıştırmaktadır. Bakkala gelen bir müşteri çikolatalı gofret ile çikolatalı bardan toplam 60 tane almıştır. Mehmet Bakkal ise tanesinin fiyatı 1,5 TL olan çikolatalı gofret ise tanesinin fiyatı 2,5 TL olan çikolatalı barın fiyatını yine karıştırarak müşteriden 10 TL az almıştır. Müşterinin kendisini kazıklamasını sağlamış. Tebrik ediyoruz kendisini. Buna göre müşterinin satın aldığı 60 ürünün gerçek fiyatı kaç TL'dir diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar ben istiyorum ki müşteri X tane çikolatalı gofret, Y tane çikolatalı bar alsın. Normalde ne kadar para verir müşteri bize? 1,5 x artı 2,5 y kadar para verir. Ben bunu biliyorum. Ama Mehmet Bakkal diyor ki ben bunları karıştırıyorum abi. Çikolatalı gofreti ben 2,5 TL sayıyorum. O yüzden 2,5 x alacağım onlardan. Çikolatalı barı da 2,5 yerine 1,5 sayıyorum.
O yüzden onlardan da 1,5 Y kadar para alacağım. Bunun farkı 10 TL diyor. Yani bundan bunu çıkartırsanız bu daha az. Bundan bunu çıkartırsanız bu doğru olan onu da yazalım. Doğru olan. Bundan bunu çıkartırsanız 10 TL bulursunuz diyor. Tamam çıkartalım. 1,5 x'ten 2,5 x'i çıkartırsam eksi x bulurum. 2,5 y'den 1,5 y'yi çıkartırsam artı y bulurum. Bunların bu işlemin sonucu 10 TL çıkıyor. Çünkü 10 TL daha az alıyorum. Ve ben biliyorum ki toplam ürün sayımız birinden x tane diğerinden y tane alıyorum ya 60'tır. Onu da yazmışız zaten. O yüzden ben bunları toplarsam x'ler gider 2y 70 y eşittir 35 çıkar. X eşittir 25 çıkar. Bundan sonrası da işlemdir arkadaşlar. 60 ürünün gerçek fiyatını soruyor. Al sana gerçek fiyat. 1,5 çarpı x burada 25 artı 2,5 y burada 35. Ben burada şöyle bir işlem yapmam. 1,5 ile 2,5 25'i çarpacağım falan öyle bir şey yapmam. Şöyle yaparım. 1,5 çarpı 25 artı bunu 1,5 1 diye ayırdım. 1,5 çarpı 35 ile bir tane 35'in toplamıdır arkadaşlar burası. Şu ikisi de 1,5 parantezinde 25 artı 35'ten 60 gelir. 35'e toplayacağım. 60 ile 1,5 çarptım 90, 35 ile topladım. 125 TL almam lazımken 115 TL almışım. Bakkalıma gelen müşteriden kazıkladı beni. Kendisi sana. Ertem ve Hazal iki akıllı cep telefonu üreticisidir. Ertem ve Hazal'a selamlar. İkisi de bir cep telefonunu aynı maliyet üretmektedir. Bir cep telefonu aynı maliyetle üretiyorlar ve maliyetlerin iki katına satıyorlar bu cep telefonlarını. İşte 100 TL'ye üretiyorlar, 200 TL'ye satıyorlar falan diye düşünebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde bir de verilen daire grafiğinde Ertem ile Hazal'ın bir haftada ürettikleri cep telefonlarının sayıcı dağılımı var. Yani burada ne kadar cep telefonu ürettiler, Ertem ne kadar üretti, Hazal ne kadar üretti, onun sayıcı dağılımı var. Burada da bir haftada ürettikleri telefonlardan bozuk olduğu için satılamayanların sayıcı dağılımı var. Yani Ertem'e patlayan telefonlarla Hazal'a patlayan telefonların sayıcı dağılımı da burada verildi. Bu bir haftalık süreçte üretilen telefonlarda Ertem'in karını verdim. %95 Hazal'ın karı nedir? Bence bu denemenin sorusu bu olabilir. Güzel soru yazdığıma inanıyorum. Çok az bilgi vererek, çok fazla da işlem yapmadan cevabı bulabileceğime inanıyorum. Nasıl yapacağız biz bunu arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Diyeceğim ki burası 100 üretsin. Hatta 200 üretsin. Ne 100 ya? 200 üretsin. Bu arkadaş onun yarısıdır. Yarısı kadar üretim yapar. Nereden biliyorum ben bunu? Çünkü 240 derece, 120 derece. Bir diğerinin iki katı. Yüzdeyi de kolay hesaplamak için 100'e 200 dedim. Şimdi 200 üretiyorum. Bir maliyet var burada. Maliyet. Bir de satış var. Ben ikisinin maliyetine de 1 TL diyorum. Kısaltmak için. Satışına da 2 TL diyorum. İki katına satıyor. Çünkü onu söylemişim yani. O zaman 200 tane telefonu her birinin maliyeti 1 TL ise 200 TL'ye üretiyorum arkadaşlar. Peki ne kadar satmam lazım? %95 kar elde etmem lazım arkadaşlar. %95 kar elde etmem lazım. O zaman %95 kar elde edebilmem için bunun %95'i nedir? 100'e bölüp 95 ile çarptım. 190 TL'dir. 190 TL fazladan kazanmam gerekir. O zaman 390 TL kazanmam gerekir ki 190 TL kar elde edebileyim. Ve benim buradan anladığım şey şu anda şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Benim zararım nedir? Benim zararım şudur. Benim zararım, inşallah sorunun cevabı doğru çıkacak bu arada. Şu anda bir şey düşündüm de. Ne kadar telefon sattım? Aslında soruyu yanlış düşünmemişim. Ben hiç problem yok. 390 TL elde ettiysem arkadaşlar ben 390 TL elde ettiysem ben demek ki 5 telefon satamadım. 5 telefon. Çünkü her birini 2 TL'den satıyordum. Normalde hepsini satabilsem 200 telefonun hepsini satabilsem 400 TL kazanacaktım. Ama 5 tanesini satamadım ki 10 TL kazanamadım. O zaman 5 tane eksiğim var. Demek ki 5 tanesi bozulmuş ve satamamış. Erten 5 tane satamadıysa Hazal'ın satamadığı telefon sayısı çok net bir biçimde kaçtır arkadaşlar? Bu Ertem'in tamı tamına 5 katıdır. Çünkü 60 derece 300 derece. O zaman Hazal 100 TL maliyetle başladı. Her birini 1 TL üretti. 100 tane telefon üretti. Ve 25 tanesini satamadığı için 75 tanesini sattı. 75 tanesinin her birinde
2 liradan sattı. O zaman 150 TL kazandı. 100 liraya üretti, 150 TL'ye sattı. Demek ki %50 kar var dedim ve geçtim. Geldim sıradaki soruma. Güzel bir soru olduğuna inandığım bir soru daha. Volkan'a selamlar. Volkan babasının kendisine aldığı hediye kutusunu açınca içerisinde 30 mavi, 25 yeşil, 20 siyah bilye olduğunu görmüştür. Peki. Volkan bu bilyeleri yere dökmüş ve bir kısmını gruplara ayırmıştır. Volkan gruplarının hepsini 7 bilyeden oluşturmuş ve her bir gruptaki mavi bilyelerin sayısının kırmızı bilyelerin sayısına oranının 1/2 olmasını sağlamıştır. Volkan'ın grupları oluştururken kullandığı siyah bilyelerin sayısı 17 ise kullanmadığı mavi bilyelerin sayısı kaçtır diye soruyor Şimdi arkadaşlar, maviler var, yeşiller var ve siyahlar var. Süpermiş, kırmızı bilye yazmışım ve buna da kimse "lan ne oluyor burada" dememiş. Bu yeşil arkadaşlar. Burası yeşil bilye. Ben bunu PDF'de düzeltirim. Her türlü düzeltirim yani. Rahat olabilirsiniz. Çizdim. Yani bunu yazan beni uyarmalı. Yani burada kırmızı yazmıyorsun, burada kırmızı yazıyorsun falan demedim. Neyse arkadaşlar, iki tür gruplama yapabilirim. Şimdi mavi bilyelerin sayısının yeşil bilyelerin sayısına oranının 1/2 olabilmesi için mavilerden bir tane, yeşillerden iki tane alıyor olabilirim. Mavilerden 2 tane, yeşillerden 4 tane alıyor olabilirim. Mavilerden 3 tane, yeşillerden 6 tane alamam çünkü grupların hepsinde 7 tane bilye olacak, 7'den fazla olamaz. O zaman mavi bir, yeşil 2 tane olduğu bir grupta siyahtan 4 tane olmalı ki toplam 7 olsun. Mavi 2, yeşil 4 olan bir grupta siyahtan 1 tane olmalı ki toplam 7 tane bilye olsun o grupta. Şimdi arkadaşlar, vurucu yerim geliyor. Vurucu yerim de şu. Şimdi ben iki tür grup oluşturuyorum ve kaç tane grup oluşturduğumu bilmiyorum. Bu tarz gruplardan A tane olsa, bu tarz gruplardan B tane olsa. Kullandığım siyah bilyelerin sayısını vermiş adam bana. O zaman 4 tane A tane siyah buradan kullanırım, B tane siyah buradan kullanırım. Toplam 17 tane siyah kullanmış olur. Şimdi burada bir yığın değer var A'nın B'nin alabileceği. Mesela A1 olur, B13 olur. Bu bir değerdir. A2 olur, B9 olur. A3 olur, B5 olur. A4 olur, B1 olur. Bunlardan dışarıya çıkamam. Yani sıfıra, hatta onu da yazayım ya. Bu 0 olur, bu 17 olur. Bunun dışına çıkamam çünkü negatif olamaz grup sayısı. 5 tane seçeneğim var. Fakat, şimdi arkadaşlar burada dikkat. B'yi 4 ile çarpacağım. A'yı 2 ile çarpacağım. Mesela örnek veriyorum. Burası için aynı şey söylenebilir ama yeşiller daha erken tükenecek kesin. A2 ile B'yi 4 ile çarpınca 25'ten az çıkması lazım. Bu kadar yeşil bilyem var çünkü benim. Mesela B dediğimiz şey 17 olamaz, 13 olamaz, 9 olamaz. B dediğimiz şey 5 olursa mesela, B dediğimiz şey 5 olursa burada 20 tane yeşil kullanıyorum. A dediğimiz şey 3 oluyor. Burada 6 tane yeşil bilye kullanıyorum. Toplam 26 tane yeşil bilye kullanıyorum. O da olamaz. Yani A ve B'nin sadece bir tane doğru seçeneği var. 4'e 1. Başka hiçbir şey olamaz. A ve B 4'e 1 olmak zorunda. O zaman 4 tane bu gruptan oluşturuyorum. 1 tane bu gruptan oluşturuyorum. Yani 4 tane mavi burada kullanacağım. 2 tane mavi burada kullanacağım. Toplam 6 tane mavi kullanmış olacak mıyım? Evet. 6 tane mavi kullanıyorsam kullanmadığım mavilerin sayısı 24 müdür? Doğru. Geçebilirim. Geldim sıradaki soruma. Ömer ile Mehmet yukarıda gösterilen doğrusal yolda. Ömer A'dan Mehmet B'den olmak üzere C'ye doğru aynı anda sabit hızlarla hareket ediyorlar. Tamam, Ömer buradan gidiyor şöyle Ö. Mehmet buradan gidiyor şöyle M. Tamam. 12 saat sonra Ömer Mehmet'e ulaşıyor. Bir yerde karşılaşıyorlar. Yetişiyor Ömer Mehmet'e. Demek ki Ömer Mehmet'ten daha az. Sonraki yerlerde %10, %20 falan gördüğüm için, yüzde hesabına gireceğim için, kolay yapabilmek için bunun hızına ben 10x diyeceğim arkadaşlar. Bunun hızına da 10y diyeceğim. Yüzde hesabını kolay yapabilmek için. Şimdi arkadaşlar, Ömer Mehmet'ten daha hızlı. 1 saat sonra aradaki farkı ne kadar kapatıyor? 1 saat sonra aradaki farkı 10x eksi 10y kadar kapatıyor. Hızları bunlarsa, yani 1 saatte Ömer 10x gidiyorsa, 1 saatte Ömer 10y gidiyorsa aralarındaki fark kadar, aralarındaki farkı kapatacaklar. Yani hızların arasındaki fark kadar aralarındaki yol mesafesini kapatmış olacaklar. O zaman 1 saatte mesafe 10x eksi 10y kapanır. 12 saatte tam kapanıyorsa aralarındaki mesafe budur. Bu AB aralığı. Ben bunu biliyorum. Peki adam bana diyor ki ikinci durumda böyle olmasın diyor. Ömer'in hızı %10, Mehmet'in hızı %20 fazla olsun diyor.
Ömer'in hızını %10 arttırdım. 1 bölü 10 oranını da arttırdım. 11x oldu. Mehmet'in oranını %20 arttırdım Mehmet'in hızını. 12x oldu. 12y oldu. Yine diyor Ömer Mehmet'e 12 saat yetişecekti. Yani 1 saatte 11x eksi 12'ye kadar kapatacak Ömer arayı. 12 saatte yine bunlar birbirine eşit olacak. Benim buradan anladığım şey şu. Bu 12'leri görmezsem yine bunların birbirine eşit olması gerektiği. Çünkü ikisinin de 12 katı birbirine eşit. O zaman yazdım 11x eksi 12'ye. 12'si karşı tarafa attım 11x'den 12'si çıkardım x. 12'yi sol tarafa attım 12'den 10y'yi çıkardım. 2y geldi. X'in 2y olduğunu biliyorum. Peki x eşittir 2'ye. Ne işime yarayacak bu bilgi? X eşittir 2'ye ise burası 20y hızla gidiyor. Burası da 10y hızla gidiyor. X'in yerine 2'ye koyduğum zaman. Ve adam bana diyor ki Ömer'in hızı başlangıçtaki hızından %25, Mehmet hızı başlangıçtaki hızından %30 daha az olsaydı. %25 azaltıyorum, 4'te 1 oranında azaltıyorum. Ömer 15'ye hızıyla gidiyor. Mehmet ne kadar hızla gidiyor? Mehmet de %30 azaltıyorum, 7'ye hızla gidiyor. Yani her saat aralarındaki mesafeyi 8'ye kapatacak Ömer. Peki aralarındaki mesafe ne? Ben buranın 20'ye olduğunu biliyorum. 20'ye'den 10'ye'yi çıkardım, 10'ye. 12 ile çarptım, 120'ye aralarındaki mesafedir arkadaşlar. Ve bu 120'ye'yi 8'ye 15 saatte kapatır Ömer. Ömer'le Mehmet'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Devam ettim. Fişek Münip sorusu. En beğenerek yazdığım sorulardan biri. Yaşasın Fişek Münip. Sena öğretmen tahtaya 1'den 10'a kadar doğal sayıları yazıyor ve öğrencisi Fişek Münip ile şöyle bir oyun oynuyor. Sena öğretmen 11'den 20'ye kadar doğal sayılardan birini Fişek Münip'e söyleyecektir. Fişek Münip öğretmeninin söylediği sayının bölenlerinden tahtada yazılı olanları en kısa zamanda silecektir. Olayı bu. Yani çok kısa zamanda silebiliyor. Çünkü fişek gibi bir çocuk. Örneğin Sena öğretmen ilk olarak 17 sayısını söylerse Münip tahtadan 1'i silecek. Çünkü 17'nin bölenleri 1 ile 17 tahtada 1'den 10'a kadar sayılar yazıyor. 17 yazmıyor. 1 yazıyor sadece. O yüzden 1'i silecek. Sena öğretmen ikinci olarak 12 sayısını söylerse 12 sayısının bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 12. 12 tahtada yazmıyor zaten. 1'i de az önce silmişti zaten fişek. O yüzden 2, 3, 4, 6'yı silecek. Tamam süper. Ben anladım. Sena öğretmen arka arkaya 3 farklı doğal sayı söylüyor ve Münip tahtadan her seferinde 3 sayı siliyor ise tahtada kalan sayı nedir? Şimdi arkadaşlar Sena öğretmenin söyleyebileceği sayılar 11, 12, 13, 14, 15, asalları yazmayacağım. 16, 17, 18, 19 yazmayacağım ve 20. Şu asalları da sileceğim. Neden asalları sildiğimi hemen söyleyeyim. Çünkü Sena öğretmen 11'i söylerse tahtadan fişek minip ancak biri silebilir. 13'ü söylerse de ancak biri silebilir. 17'yi de 19'u da söylese ancak biri silebilir ama Sena öğretmen arka arka 3 farklı doğal sayı söyleyecek ve fişek hepsinde birden 3 tane sayı silecek. Yani asal sayı söylenmiş olamaz. Mesela 12 en baştan söylense 12'nin silebileceği sayılar 1, 2, 3, 4 ve 6 tahtada yazanlar bunlar. 14 söylense 1, 2, 7 tahtada yazanlar bunlar. 15 söylense 1, 3, 5'i tahtadan silebilir fişek. 16 söylense 1, 2, 4, 8'i tahtadan silebilir fişek. 18 söylense 1, 2, 3, 6 ve 9'u tahtadan silinebilir. Ve 20 söylense 1, 2, 4, 5 ve 10 tahtadan silinebilir. Şimdi arkadaşlar ilk söylüyor Sena öğretmen ve fişek 3 sayı siliyor. O zaman ya 14 ile başlayacak ya 15 ile başlayacak. 14 ile başladığımızı düşünsek, 14 ile başladığımızı düşünsek ne olur? 1, 2 ve 7 tahtadan silinir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 1'i, 2 ve 7'yi tahtadan def ettim. Sonra hangisini söylersem 3 sayı daha silerim. Bir kere 15 söyleyemem. 1'i silmiştim. 2 sayı silebilir ancak 15. Burada mesela 1, 2'yi silerim. 1, 2'yi silmiştim. 12'yi söylersem 3, 4, 6'yı daha sileceğim. 3, 4, 6'yı daha sileceğim. Ama geriye kalan sayılardan 3'ünün ortak olduğu bir çarpan yok burada arkadaşlar. O yüzden bu olmaz. Mesela 16 söylersem 1, 2 zaten silmiştim. Olmaz. 18'i söylersem arkadaşlar 1, 2'yi silmiştim. 3, 6, 9'u silerim.
20'yi de söylersem 4-5 onu silerim, mükemmel oldu. Bu 18 durumu, bu da 20 durumu. Bunları silmiş olacağım. Hepsinde 3'er tane rakam silmiş olacağım. Sayı silmiş olacağım, 10 rakam değil. Ve 8 geriye kalmış olacak der geçerim. 15'i denemeyeceğim. Siz denersiniz arkadaşlar. Yanlış olduğunu falan düşünüyorsanız da yazın, böyle hızlı yazılmış sorular biraz bunlar. Belki de yanlıştır, bilen. Güzel bir soru daha geldi. Az önceki soru için bu arada Münip de Sena'ya teşekkür ediyorum yazdıkları için. Şimdi de yine güzel bir soruyla devam ediyorum. Görkem Hatice Diyar'a teşekkür ediyorum bu soru için. Görkem tahtaya 24, 30, 33, 34, 37, 41 sayılarını yazıyor. Ve Hatice ile Diyar'a bu sayılardan birini seçtiğini söylüyor. Ama hangisini seçtiğini söylemiyor tabii. Görkem Hatice'ye seçtiği sayının 2 ile bölünüp bölünmediğini, Diyar'a ise 3 ile bölünüp bölünmediğini söylüyor. Sayıların tamamını ve Görkem'in kendilerine verdiği bilgileri bilen Hatice ve Diyar arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Şimdi şunu anlayalım. Ben sayıları görüyorum. Görkem'in ne seçtiğini görmüyorum. Ve Görkem'in bana verdiği bilgiyi biliyorum. Mesela Hatice'yim ben. Hatice olarak Görkem bana diyor ki 2 ile bölünüyor. Ya da işte 2 ile bölünmüyor. Böyle şeyler söylüyor. Ve ben buna göre gardımı alıyorum. Şimdi Hatice bunları biliyor. 2 ile bölünüp bölünmediğini ve sayıları biliyor. Görkem'in bana verdiği bilgiyle seçeneklerimi süper. Bilgiyle seçeneklerimin olmadı ya. Yazamadık. Soruyu değiştirdim sonra da çünkü. Bilgiyle Görkem'in sayısının şimdi oldu değil mi? Görkem'in sayısının 6 ile tam bölünmediğini anladım. Tamam. Diğer de diyor ki Görkem'in bana verdiği bilgiyle senin söylediğini birleştirsem sayıyı bulmuş olurum. Oraya da sayıyı ekleyelim. Güzel olsun. Düzeltelim bunları değil mi? Sayıyı bulmuş olurum. Peki. Şimdi Diyar nasıl anladı bunu? Bütün mesele bu. Şimdi Diyar'ın yerine koyun kendinizi arkadaşlar. Diyar'ın yerine koyduğunuz zaman 6'ya bölünüp bölünmediğini sadece Görkem'in size verdiği bilgiden bulabilirsiniz. Görkem size ne diyor? 2'ye bölünüp bölünmediğini söylüyor. Görkem'in size ne demesi lazım o zaman? 2'ye bölünmediğini söylemesi lazım ki siz şunu diyebilirsiniz. O zaman 6'ya da bölünmüyor. O zaman 2'ye bölünmeyen sayılardan bahsediyorum. Yani 33'ten, 37'den ve 41'den biri bu sayı. Ve sonra Diyar bunu öğreniyor. Diyar da akıllı, zeki kız. Bunu öğreniyor ve diyor ki arkadaşım o zaman diyor ben buldum. Şimdi Diyar'ın bulabilmesi için Görkem'in verdiği bilginin çok büyük bir işe yaraması lazım. Görkem eğer şunu derse 3'e bölünmüyor bu sayı derse Diyar'a, Diyar bu sayının 37 ya da 41 olduğunu düşünür. Ama 3'e bölünebiliyor derse tek bir seçeneği vardır ve bulur. Demek ki Görkem Hatice'ye 2'ye bölünemediğini, Diyar'a da 3 ile bölünebildiğini söylemiştir ve sayımız 33'tür diyeceğim arkadaşlar ve geçtim. Geldim bir görsel mantık sorusuna. Yukarıda 5, yukarıda herhalde yukarıda yazmak istemiştir bizim dizgici. Yukarıda, onu da düzeltmek istiyorum. Şöyle I yapalım orayı. Yukarıda 5 nokta ve bu noktaları birbirine bağlayan doğru parçaları verilmiştir. Bu şeklin el kaldırmadan çizilebilmesi için çizime A noktasından başlanıp B noktasından bitirilmesi veya çizime B noktasından başlanıp A noktasına bitirilmesi gerekir. Bu şekilde A ve B noktalarına, şu şekilde A ve B noktalarına uç noktalar denir. Peki, neden uç noktalar? Çünkü A'dan başlayıp B'de bitirmem ya da B'den başlayıp A'da bitirmem lazım. Mesela örnek çizim, A'dan başlayıp E'ye gidiyorum, C'ye gidiyorum, sonra B'ye iniyorum, sonra E'ye gidiyorum, sonra D'ye çıkıyorum, bakın burada çizmişiz, sonra C'ye gidiyorum, sonra C'den A'ya gidiyorum, sonra da B'de bitiriyorum. A'dan başladım, B'de bitirdim. Peki bu şekli başka bir şekilde çizebilir misiniz? Mesela E'den başlayıp başka bir yerde bitirebilir misiniz? Arkadaşlar olmuyor. İstediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Bunun olmamasının da bir sebebi var. Matematiksel bir sebebi var. Mesela kaldım. Şunu da yaptım. Şu çizilmedi, o kaldı öyle. Bunun olmamasının matematiksel sebebi girmelerle çıkmalarla alakalı arkadaşlar. Şimdi A'dan başlayıp B'de bitirmemin sebebi şu. A'ya giren veya A'dan çıkan 3 çizgi var. Dikkatinizi çekiyorsa B'de de aynı. Tek sayıda çizgi var. Tek sayıda çizgi şu demek. Ben A'dan başlıyorsam
A'ya geri gelip bitiremem. Çünkü A'dan başladım. Bir çizgi çektim. Sonra geri geldim 2 oldu. Sonra gittim 3 oldu. Sonra geri geldim 4 oldu. Sonra gittim 5 oldu. Dikkatini çekiyorsa A'dan başladığım zaman A'da bitirebilmem için kaç tane çizgi olması lazım? Tamı tamına çift sayıda çizgi olması lazım. Gittim geldim, gittim geldim olması lazım. Ama A'dan başlayıp başka bir yerde bitirebilmem için bende tek çizgi olması lazım. Aynı şekilde bitirmeler de aynı. Yani böyle şekillerde başladığınız, bitirdiğiniz noktaların aynı nokta olmadıkları sürece tek sayıda çizgi içermeleri lazım. O yüzden bu soru artık çok kolay anlattığımda. Mesela A'dan çıkan 4 çizgi var, B'den çıkan 2 çizgi var, C'den çıkan 4 çizgi var, D'den ve E'den çıkan 3'er çizgi var. Bunu deneyerek de yapabilirsiniz zaten de ben bir anlatayım dedim. O yüzden cevap D, E. İkisinden de tek çizgi çıktığı için. A'dan başlayıp bu şekli çizemezsiniz. D'den, B'den başlayıp C'den başlayıp çizemezsiniz ama D'den veya E'den herhangi birinden başlayıp diğerini de bitirmek şartıyla bunu çok rahat çizebilirsiniz. Mesela E'den başladım, D'ye gittim, C'ye gittim, E'ye geri döndüm, A'ya gittim, ondan sonra devam edelim. B'ye gittim, C'ye gittim, A'ya gittim ve D'de bitirdim. E'den başlayıp D'de bitirmiş oldum. O yüzden D ve E uç noktaları oldu, geçtim. Zehra Bütül arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Kendisini burada ikiye parçalasak da. Sorumuz Zehra Betül ile alakalı. Sorumuz şu. Zehra ve Betül adlı iki arkadaşın kırmızı ve siyah kalemleri vardır. Betül'ün siyah kalemlerinin sayısı Zehra'nın kırmızı kalemlerinin sayısının iki katıdır. Zehra var, Betül var, kırmızı var, siyah var. Ve ben diyorum ki Zehra'nın, Betül'ün siyah kalemlerinin sayısı Zehra'nın kırmızı kalemlerinin sayısının iki katıdır. Burası 2x ise burası x. Tamam, ilk bilgi bu. İkinci bilgi, Zehra Betül'e kendi siyah kalemlerinin sayısı kadar kırmızı kalem verirse ortalık karışıyor. Burası y, burası z olsun. Şimdi adam diyor ki, yeniden okuyacağım. Zehra Betül'e kendi siyah kalemlerin sayısı kadar, y kadar kırmızı kalem verirse, yani bu x'ten y kadarını Betül'e verirse siyah kalemlerini, x eksi y kadar Zehra'da kalır. Betül'ün kalem sayısı y kadar artar, siyah kalem sayısı, pardon, kırmızı kalem sayısı y artı z olur. Ve ikisinin kırmızı kalemlerinin sayısı eşit olurmuş. O zaman y artı z ile x birbirine eşit. O zaman x eşittir 2y artı z oluyor. İlk bilgimi yazdım. Geldim ikinci bilgime. Betül Zehra'ya kendi kırmızı kalemlerinin sayısı kadar siyah kalem verir. Betül'ün kırmızı kalemlerinin sayısı z. Bu 2x kalem arasından z kadarını bu arkadaşa verirse Betül'de 2x eksi z kadar siyah kalem kalır. Bu arkadaşın kalemlerinin sayısı, siyah kalemlerinin sayısı z kadar artar. Ve diyor ki Betül'ün siyah kalemlerinin sayısı Zehra'nın siyah kalemlerinin sayısının 3 katı oluyormuş. O zaman şöyle olur diyor. O zaman 2x eşittir 3y artı 3z'ydi. Z'yi de karşı tarafa atınca 3y artı 4z oldu. Hatta ben 2x'in buranın 2 katı olduğunu, yani 4y artı 2z olduğunu biliyorum. Onu da yazmış oldum. O zaman bundan sonra herhalde basit gelecek. Bu 3y'yi karşı tarafa attım, 4y'den 3y'yi çıkarttım, y. Bu 2z'yi karşı tarafa attım, 4z'den 2z'yi çıkarttım, 2z oldu. Y'nin yerine 2z koyabilir miyim? Koyabilirim. Y'nin yerine 2z koysam, şurada y'nin yerine 2z koysam, 4z burada, z burada, x'in yerine de 5z koymuş olurum. Yani burası 5z, burası 2z, burası zaten z, burası 10z, yukarıdakinin iki katıydı. Zehra'nın kırmızı kalemlerinin sayısının siyah kalemlerinin sayısının oranı 5/2 olduğunu gördüm artık. Geçebilirim bu karışık soruyu. Geldim sıradaki soruma. Bir otelin 4 toplantı salonunun her birinde ABCD şirketleri ayrı ayrı toplantı yapmaktadır. Birinci salonunda bulunan kişi sayısı, ikinci salonunda bulunan kişi sayısının 3 katına, üçüncü salonunda bulunan kişi sayısının 4 katına, dördüncü salonunda bulunan kişi sayısının da 6 katına eşittir. Salonlardan birinde 9 kişi varsa salonların tamamında toplam kaç kişi vardır diye soruyorum. Birinci salona X dedim, ikinci salona Y dedim, üçüncü salona Z dedim, dördüncü salona T dedim. Birinci salonunda bulunan kişi sayısı eşittir. İkinci salonunda bulunan kişi sayısının 3 katı, üçüncü salonunda bulunan kişi sayısının 4 katı, dördüncü salonunda bulunan kişi sayısının 6 katıymış. Bana bu bilgiyi verdi. Şimdi arkadaşlar, hem 3'ün hem 4'ün hem 6'nın katı 12 olduğu için ben bu arkadaşa 12A dediğim anda bu arkadaş 4A olur ki 4'lü 3 çarpınca 12 gelsin. Bu arkadaş 3A olur.
Bu arkadaşta 2 A olur mu olur? Bunlardan biri 9'a eşit. Hangisi 9'a eşit? 12'nin katı değil 9, 4'ün katı değil 9, 2'nin katı değil 9. O zaman bu 9'dur arkadaşlar. O zaman A 3'dür arkadaşlar. O zaman A 3 ise burada 6 kişi var. Burada zaten 9 kişi vardı. A 3 ise burada 12 kişi var. A 3 ise burada 36 kişi var. 36, 48, 57 ve 63 kişi var toplamda salonların tamamında dedim ve geçtim. Geldim. Kimin sorusuna? Emre'nin sorusuna. Hukuk fakültesi kazanmak istiyormuş kendisi. İnşallah kazanır. Buyurun soru. A ülkesinde üniversiteye giriş sınavı birinci basamak ve ikinci basamak olmak üzere iki testten oluşmaktadır. Kazanılan puan birinci basamak test puanının %40 ile ikinci basamak test puanının %60'ının toplamı ile hesaplanmaktadır. Bayağı TYT, AYT'yi anlatıyorum aslında burada. Peki, hatta TYT sorusu, AYT sorusu sayısı dikkatini çekiyorsa. Her test için teste yapılan net ile testten kazanılan puan arasında doğrusal bir ilişki var. Orantı var yani. Buradan bunu anlatmaya çalışıyoruz. Birinci, ikinci basamak testlerinde çıkan soru sayıları aşağıdaki gibidir. Birinci basamak testinde, ikinci basamak testinde sınavda kazanılan puan en çok 500 puan olabilir. Yani birinci basamakta da en çok 500 puan kazanıyorum. İkinci basamakta da en çok 500 puan kazanıyorum vesaire vesaire. Şimdi bu ülkede üniversite sınavına giren Emre en az 380 puan gerektiren hukuk fakültesine gitmek istiyor. Emre birinci basamak sınavında 84 net yaptığına göre hukuk fakültesine kazanabilmesi için ikinci basamak sınavında en az kaç net yapmalıdır diye soruyorum. Fena soru olmadı bence. Bir eksikle beraber fena soru değil bence. O eksiği de bulan bana yazsın bakalım bulabiliyor musunuz? Bir eksiği var sorunun o kadar. Evet. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum arkadaşlar. 120 net yapsam birinci basamak sınavında yani TYT diyeyim ben bundan sonra onunla. 120 net yapsam 500 tam puan alıyorum. AYT'de 120 yapsam AYT'den de en fazla 500 tam puan alıyorum. Sonra TYT'nin %40'ını hesaplıyorum 200. AYT'nin %60'ını hesaplıyorum 300. Bunları topluyorum yine 500 tam puan oluyor. En çok bunları alabiliyorum. Şimdi o zaman ben aslında TYT'den katkı olarak 200 puan alıyorum. Hiç %40'larla %60'larla uğraşmayacağım. AYT'den de katkı olarak 300 puan alıyorum. Ve bunları yapabilmem için burada 120 net yapmam lazım. 120 net bana bu puanı getiriyor sınav için. Burada da 80 net yapmam lazım. 80 net bana bu puanı getiriyor sınav için. Şimdi arkadaşlar 120 net doğrusal ilişki bu demek işte. 120 net 200 puan getiriyorsa 84 net acaba kaç puan getirir? Ben bunu istiyorum. Şuradaki sıfırla şuradaki sıfır gitsin. 120 net 200 getiriyorsa 12 net 20 getirir. Bu 12'nin 7 katıdır. 12'nin 7 katı 20 ise 84 ise 20'nin 7 katı 140 puandır. Demek ki TYT bölümünden, birinci basamak bölümünden ben 140 puan alıyorum. Ve ikinci basamak bölümünden benim de almam lazım. 240 almam lazım ki toplamda da 380 olsun ve hukuk fakültesine girebileyim. Ey Emre! O zaman 80 net yaparsam AYT'de 300 puan alabiliyorum. En az kaç net yapmam lazım ki en düşük puan alabileyim? Yani benim için en düşük puan şu anda 240 alabileyim. Kaç net yapmam gerekir diye soruyorum. Arkadaşlar burada dikkatinizi çekiyorsa ben burayı hadi neye böleyim? 5'e böleyim. 5'e böldüm. 16'ya 60. 60'ın 4 katı burada varsa 16'ın 4 katı burada olmalı. En az 64 net yapmalısın Emre. AYT'de güzel bir hukuk fakültesi için bu ayarlanmıştır. Güzel hukuk fakültesi kazanıyorsunuz. 84'de 64'de hatta bayağı güzel şeyler olabiliyor. Eşit ağırlık güzel yer. Geldim son soruma. Mesut'a, Mansur'a, Hayrettin'e ve Kore'ye buradan teşekkür ediyorum. Aslında Hayrettin'e, Kore'ye teşekkür etmiyorum. Sadece Hayrettin'e teşekkür ediyorum. Kore'ye sadece selamlarımı gönderebilirim. Güzel soru olduğunu düşündüğüm bir soru daha. Yaşları sırasıyla 21, 22, 23, 24 olan Mesut, Mansur, Hayrettin, Kore soldan sağa doğru yaşları artacak şekilde sıraya giriyorlar. Şimdi hepsi böyle Mesutlar, Mansurlar aynı harfler olduğu için A, B, C, D diyeceğim. Yaşları artacak şekilde sıraya girdikleri zaman A'a da böyle oluyor. A, B, C, D oluyor. Birinci adımda en solda olan iki kişinin yerleri değiştiriliyor. Buradaki iki kişinin yerlerini değiştirdim. B, A, C, D oldu. İkinci adımda ortadaki kişinin yerleri değişiyor. Ne oldu? B, C, A, D oldu. Üçüncü adımda en sağdaki kişinin yerleri değişiyor. Ne oldu? B, C, D, A oldu. Peki sonraki adımlarda ne oluyor? Üçüncü adımdan sonraki her adımda kendisine üç önceki adımda uygulanan işlem tekrarlanıyor.
Yani dördüncü adımda kendinden üç önceki adım ne? Birinci adım. Birinci adımdaki işlem tekrarlanıyor. Yani burası tekrar ediyor. Yeniden başa sardım o zaman. En solda olan iki kişinin yeri değişti. C, B, D, A oldu. Sonra ortadaki kişinin yeri değişti. C, D, B, A oldu. Sonra en sağdaki kişinin yeri değişti. C, D, A, B oldu. Sonra yeniden başa sardım. En soldaki iki kişinin yeri değişti. Ne oldu arkadaşlar? D, C, A, B oldu. Sonra bu nereye kadar gidecek diyebilirsiniz. D, A, C, B oldu. Sonra en sağdaki ikisinin yeri değişti. D, A, B, C oldu. Şunu görmeniz güzel olur ama. Yani dikkatinizi çekiyorsa burada sadece A'yı bir kere sağa atıyorum. A en sağa geldi mi? O sıra en solda ne var? B var. Hep bir kere sağa atıyorum. B en sağa geldi mi? O sıra en solda ne var? C var. En sağa atıyorum. O zaman burada da D'yi en sağa atacağım. Ne olacak? Şuradan devam edeyim. A, D, B, C olacak. Sonra bir tane daha sağa attım D'yi. A, B, D, C olacak. Sonra bir tane daha sağa attım D'yi. A, B, C, D olacak. Aha da tekrar etti. Başa sardık falan filan. Şimdi burada güzel olan şey, biraz uzun yapmışız soruyu ama mantığı güzel. Dikkatinizi çekiyorsa bu birinci adım değil. Bu başlangıç. Birinci adımın sonu. Birinci adımın sonu, ikinci adımın sonu, üçüncü adımın sonu, dördüncü adımın sonu, beşinci adımın sonu, altıncı adımın, yedinci adımın, sekizinci adımın, dokuzuncu adımın, onuncu, on birinci, on ikinci adımın sonunda başa sardım 12 kere de bir tekrar ver o zaman. O zaman sıfırıncı adım neyse 480. adım da odur. Dokuzuncu adım da dokuzuncu adımdır. Bu birinci öncül. Bu 312'nin katı olduğu için bu ikinci öncül olacak benim için bakmam gereken. 258'de 252 12'nin katı olduğu için bu da üçüncü öncül olacak benim bakmam gereken. Ve ben istiyorum ki bir kişi kendi sağındaki kişileri geçmiş sayılıyorsa. Kendi sağındaki kişileri geçmiş sayılmak ne demek? O kişilerin solunda olmak demek. Hayrettin Kore'yi nerede geçer? Hayrettin'in Kore'yi geçmesini istiyorum. Yani Hayrettin'in Kore'nin solunda olmasını istiyorum. CD'nin solunda olsun. Bakın burada geçiyor. Üçüncü öncülde. Burada geçemedi, burada da geçemedi. Sadece üçüncü öncül için geçti. Yalnız üçte Hayrettin Kore'ye geçer dedim. Hoşçakalın.